Çizdiğimiz aks sistemi üzerine taşıyıcı sistem elemanlarımızdan olan kolonlarımızı yerleştirmekle devam edebiliriz. Bunun için taşıyıcı kolon komutuna girelim. Architecture sekmesi altında kolon başlığı altındaki structural kolon komutunu kullanabiliriz. Ya da structure sekmesi altındaki kolon komutunu kullanabiliriz. İkinci yapmamız gereken properties ekranı altından tip seçicide bize uygun olan kolon tipini seçmek olacak. Uygun olan kolon tipimiz yoksa eğer kütüphanemiz içerisinden yüklememiz gerekecek. Ben kütüphane içerisinden yüklemek istiyorum diyorum. Load Family ile kütüphanem içerisine gittim. Structural kolon başlığı altından, uygun olan malzeme klasörü altından, uygun olan tipimi seçerek çizim dosyamın içerisine yüklenmesini sağladım. Tekrar tip seçime gittiğimde yüklemiş olduğum kolonun bana varyasyonlarıyla birlikte geldiğini görüyorum. 30'a 45'lik tipimi kullanacağım dedim. Add grids ile çoklu yerleştirme yapacağım seçeneğini seçtim. Sağ üst köşeden sol alt köşeye doğru akslarımı seçtim ve yerleşimi onaylamak için finish butonunu tıkladım. Gördüğümüz üzere ekranımıza tüm kolonlarımız akslarımız üzerine gelip yerleşti. Eğer ki kolonlarımızı dikine değil yatay görmek istiyorsak seçerek klavye üzerinden space tuşuyla da çevirebiliriz. İlerleyen kolonlarımızda görmek istemediğimiz kolonları silerek devam edeceğiz.